Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Arkadaşlar, AÜF İlahiyat Arapça 3, 2. ünite 1. videoda meçhul fiillerin mazi ve müzaride, sülasi fiillerde, 3 harfli fiillerde nasıl kullanıldığını anlatmıştık. Bu videomuzda da bir cümlede fiil etken değil de edilgen olunca, yani meçhul olunca fail hangi pozisyonda, hangi durumlarda gelir, bunu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, naib kelimesi vekil demektir arkadaşlar. Naibül fail dediğimiz zaman da failin vekili, yani cümlenin sözde öznesi aklımıza gelecek. Arkadaşlar, bir kural vardır. El vekilu kel asli. Vekil asıl gibidir. Aslın yerine geçer arkadaşlar. Şimdi naibül fail de aslın, yani fail yerine geçiyor. Onun vekili hangi yönden vekil arkadaşlar? Fail cümlede fiille arasında hangi ilişkileri barındırıyor ise naibül fail de aynı şekilde failin görevlerini yerine getirir. Fail merfuattandır. Naibül fail de merfuattandır arkadaşlar. Fail ile fiil arasında geçerli olan tüm kurallar naibül fail ile edilgen fiil arasında da geçerlidir. Şimdi nedir bu kurallar? Bunlara bir göz atalım arkadaşlar. Fail cümlede, yani öznemiz cümlede açık bir isim olarak bulunuyor ise fiil daima üçüncü tekil şahıs kipinde kullanılır arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıs neydi? Hüve ve hiye sigalarıydı arkadaşlar. Müzekkerlerde fail eğer müzekkerse hüve, fail müennes ise hiye kipinde kullanıyoruz fiilimizi. Yani üçüncü tekil şahıs kipinde kullanıyoruz arkadaşlar. Ne zaman? Fail cümlede açık bir isim olarak bulunuyor ise fiil daima müfret kullanılır kuralımız var idi arkadaşlar. Evet, müfret ve üçüncü şahıs olarak kullanılır diye bir kuralımız vardı. Arkadaşlar, naibül fail de cümlede açık bir isim olarak yer alıyorsa o zaman ne diyeceğiz? Fiil müfret konumunda ve üçüncü tekil şahıs konumunda, yani hüve ve hiye zamirlerine karşılık gelen kiplerde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Evet. Fail ile naibül fail arasındaki fail ile fiil arasındaki cinsiyet uyumu edilgen fiil ile naibül fail arasında da vardır. Fiil müzekker ise fail de müzekker, değil mi? Yani fail müzekker ise fiil müzekker, fail müennes ise fiil de müennes olur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi örneklerle bu durumları biraz daha açıklayalım arkadaşlar ve biraz daha naibül faili irdeleyelim. Örnekler üzerinden gidelim, daha kalıcı olur diye düşünüyorum inşallah. Bakın arkadaşlar, şeribe, içti, fiil. Şu kalemi biraz daha inceltelim. Şeribe fiil. Et-talibu arkadaşlar fail, el-ma'e mef'ul arkadaşlar. Şeribe fiilimizi ben şimdi meçhul yapacağım zaman şuribe oldu. Arkadaşlar bakın, şuribe'ye dönünce fail ortadan kalkıyor. Peki failin yerine naib dediğimiz, vekil dediğimiz geçen şey ne? Arkadaşlar, burada da direkt devreye ne giriyor?
mef'ulümüz giriyor. Birinci mef'ul. Bakın fiiller bazen bir mef'ul, bazen iki mef'ul, bazen üç mef'ul alabilir. Daha fazla da alabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken ilk arkadaşlar, ilk mef'ulümüz, birinci mef'ulümüz naibül failin yerine geçer. Peki naibül failin yerine geçer de mef'ul bakın mensubattandır, mensuptur. Yine bu haliyle mi naibül fail olarak alacağız? Tabii ki hayır. Naibül fail olunca fail ile naibül fail her yönden birbirine benziyor. İkisi de merfu oluyor. Değil mi arkadaşlar? Diyoruz. Her yönden değil de bazı irab yönünden benziyor diyelim arkadaşlar. Düzeltelim. Yani şimdi et-talibu kelimesi burada fail. Merfu. Elma kelimesi meful olduğu için üstün. Ama elma kelimesi et-talibunun yerine geçeceği için onun ötresini o da alıyor. Yani zamme oluyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada et-talibu kelimesi müzekker, fiil de müzekker. Şimdi elma kelimesine bakıyorum. Müzekker. Fiilde ne olacak? Müzekker olacak. Şuribe. Bakın. Şuribe. Müzekker bir fiil. El-ma'u onun neyi arkadaşlar? Naibül faili oluyor. İkinci örneğimize bakalım. Se'ele sordu. Kim? Bakın soran belli. Malum bir fiil olduğu için belli. El-muallimu burada nedir? Fail. Et-talibe mef'ul. Şimdi bakın öğretmen öğrenciye sordu. Ben diyeceğim ki öğrenciye soruldu. Bakın soruldu kime? Öğrenciye. Öğrenci kelimesi burada artık ne olacak? Arkadaşlar naibül fail olacak. Bakın failimi attım. Ondan sonra gelen ilk mef'ulü ne yapıyorum arkadaşlar? Cümlenin naibül faili olarak alıyorum arkadaşlar. Su ile soruldu. Et-talibe bu öğrenciye soruldu. Su ile müzekker olduğu için et-talibün de müzekker olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde bu örnekleri de inceleyelim. Ekele fiil arkadaşlar. Ekele fiil. El-veledu fail. Et-tuffaha mef'ul. Meçhul yapıyorum. Ükile. Bakın ükile. El-veledü'yü yine ne yaptık? Attık. Burada ikinci meçhul fiilde. Niye? Çünkü artık failimiz yok. Failin yerine neyi alıyoruz? Et-tuffah kelimesini. Et-tuffah kelimesi fail müzekker. Yerine aldığımız kelime de müzekker olduğu için cinsiyetle değişim olmuyor. Çünkü fiilimizin de cinsiyetinde değişim yapmıyoruz. Çünkü fail ile naibül fail cinsiyet yönünden birbirine uyumlu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bir başka örnek. Şuribet. İçildi. İçildi arkadaşlar. Fiil değil mi? Fiil. Ne içildi? Bakın arkadaşlar bu şeribet, özür dilerim. Şeribet içti. İçti kim? El müdiretü bayan müdür. Fail mi arkadaşlar? Fail. Neyi içti? El kahvede mef'ul arkadaşlar. Evet. Şeribet içti. El müdiretü bayan müdür. El kahvete kahveyi içti. Şimdi diyeceğim ki kahve içildi. Bakın kahve içildi deyince müdür otomatikmen fail belirtilmediği için ortadan kalkıyor. Kahve kelimesi neyin yerine geliyor? Müdürün yerine geliyor. Müdür kelimesi müennes, kahve kelimesi müennes olduğu için fiilde bir değişim yapmıyorum. Sadece el kahvete iken ne oluyor? Naibül fail olarak kahve kelimesinin sonu mef'ul oluyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakıyorum. Şeribe içti. El müdiru müdür. El kahvete kahveyi içti. Arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim. Bakın. Şeribe içti. Kim içti? El müdiru. Müdür kelimesi burada fail mi? Fail.
Failin müzekker olduğu için fiil de şeribe de müzekker. Neyi? El kahvete, kahveyi, mef'ul. Bakın fail ile fiil arasında cinsiyet uyumu arıyoruz. Ama fiil ile mef'ul arasında hiçbir uyum aranmıyor arkadaşlar. Hiçbir benzerlik aranmıyor. Onun için el kahvete kelimesi burada müennes gelmiş. Fiil müzekker önemi yok. Ben neye bakıyorum? Faile bakıyorum. El müdiru kelimesi burada benim failim mi? Failim. Failim müzekker, fiilim şeribe de müzekker. Ama şimdi ikinci örnekle meçhulde bakın ne oluyor? Şuribet. Şuribet. Fiilim ne oldu? Meçhul oldu. Meçhul bir fiil. İçildi. Bakın ne el kahvetu kahve. Kahve kelimesi naibül fail mi? Evet arkadaşlar. Naibül fail öne geldi bakın. El kahve kelimesi öne geldi. Müdür kelimesi ne oldu? Yok oldu. Müdür kelimesi müzekkerken fiil de müzekkerdi. Ama müdürü atıp yerine kahveyi getirince kahve müennes olduğu için fiilimi de ne yaptım? Müennese dönüştürdüm arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bunu anlarsanız naibül fail konusunu anlamışsınız demektir arkadaşlar. Bu farklılığı lütfen iyi kavrayın. Şükira, şekerat teşekkür etti. El müsafiratü yolcu. Bakın şükirat dedi, şekerat dedim. Neden şekerat dedim arkadaşlar? Çünkü bayan yolcu teşekkür ediyor. Es-saiga şoföre. Şimdi diyeceğim ki şoföre teşekkür edildi. Bakın şükira teşekkür edildi. Kime? Es-saigu şoföre teşekkür edildi. Şükira meçhul fiil. Arkadaşlar es-saigu naibül fail. Bakın es-saigu naibül fail o müzekker mi? Müzekker. Bu müzekker olduğu için fiilim de müzekker mi? Müzekker arkadaşlar. Fahase muayene etti. Et-tabibu erkek doktor. El-merizate hastayı. Bakın şimdi ne diyeceğim? Hasta muayene edildi. Hasta muayene edildi. Arkadaşlar yine failimizi silelim önce. Bakın fahase muayene etti. Kim? Et-tabibu doktor. Ne yaptım arkadaşlar? Failimizi yok saydım. Şimdi fail yok sayınca ne gelecek? Mef'ul. Birinci mef'ul olan merida kelimesi neyin yerine geçecek? Naibül fail yerine geçecek arkadaşlar. El merida naibül fail olunca fiilimde ne oldu? Müennes oldu arkadaşlar. Evet, el merida kelimesi, el merida hasta kelimesi müennes, fiilde müennes oldu. Çünkü fail bakın artık cümlede fail açık olarak bulunmuyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu örnekte de ketebe fiil aliyun fail risaleten mef'ul olduğunu görüyoruz. Fiil meçhul oluyor. Bakın fail kalkıyor. Ondan sonra gelen ilk mef'ule bakıyorum. Risale kelimesi fail ile aynı cinsiyetten mi? Hayır. Fail müzekker risaleten müennes. Naibül fail müennes olacak. O zaman naibül fail müennes olunca fiil de otomatikman müennes oluyor ve naibül fail olduğu için, failin bekir olduğu için bakın fetha yerine zammeye dönüşüyor. İşte diğer örneklerde de aynı şeyi göreceğiz arkadaşlar. Kara et okudu. Et talibetü kız öğrenci. Neyi? El Kur'an'ı. Kur'an'ı okudu. Şimdi Kur'an okundu diyeceğiz. Fail belli değil. Kuri'e okundu. El Kur'an'ı. Kur'an. Kur'an kelimesi müzekker mi? Müzekker. Fail olduğu için ötre oldu mu? Ötre. Bakın fiilim kara etten yani müennesten kuri'e müzekkere döndü.
Buna dikkat edin. Çünkü el-Kur'an-ı naibül fail müzekker olunca fiil de müzekker oldu. Fiil ile naibül fail arasında cinsiyet uyumu var arkadaşlar. Yani fail ile fiil arasında cinsiyet uyumu olduğu gibi fiil ile naibül fail arasında da aynı cinsiyet uyumu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz daha müzari fiillerde durumu görelim. Yecidü buluyor, et-talibu kız öğrenci, el-kitabe kitabı. Şimdi kitap bulunur diyeceğim arkadaşlar. Yecidü kelimesi misal fiil olduğu için misal fiillerde meçhule dönerken vav geri geliyordu. Yucedu oluyor. Bakın arkadaşlar, şimdi yecidü buldu, et-talibu öğrenci. Neyi? El-kitabe kitabı. Yucedu bulunur. Yine yucedu, bakın müzekker, yecidü müzekker. Çünkü et-talibu burada fail müzekker, burada da naibül fail olan el-kitabı müzekker olduğuna dikkat ediniz. Yapulu söylüyor, et-tabibu doktor el-merilate hastaya. Şimdi hastaya söyleyen kim? Doktor. Burada doktor fail ama meçhul fiile dönerken faili kaybettim. Failin yerine ne geldi? Birinci mef'ul olan, yani cümlenin mef'ulü geldi. Şimdi bakıyorum, el-meriza kelimesi müennes ama yekulu müzekker. Ha, el-meriza naibül fail olarak failin yerine gelince fiili de kendisine uyduracak. El-meriza kelimesi müennes olduğu için bakın fiil de yekulu değil artık. Mesela bunun müennesi ne de, şey nedir? Meçhulü. Yekulu, yukalu müzekker olarak yukalu şeklinde gelir arkadaşlar. Ama el-meriza kelimesi müennes olduğu için yukalu değil de bunu nasıl kullanacağız? Tükalu şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Lütfen bu kullanımlara çok dikkat edin. Yeşrabu içiyor, ennasu insanlar, el halibe sütü sahinen sıcak bir halde içiyor. Yeşrabu fiil, ennasu fail, el halibe mef'ul hangi durumda, hangi halde içiyor? Sıcak halde, sahinen hal. Birinci mef'ulüm naibül fail olarak gelecek. Halib kelimesi müzekker, yeşrabu da müzekker olduğuna göre fiilin cinsiyeti değişmeyecek. Sadece fiili meçhule çevireceğim. Yuşrabul halibu süt içilir anlamına gelecek. Sahinen sıcak halde içilir. Yebi'u satıyor ennasu insanlar. Es-sahifete gazete satıyor. Şimdi arkadaşlar yebi'u önce bunu bir meçhule çevirelim ne olur? Yübâ'u olur. Ennâsu kelimesini meçhul olunca kaldırdık. Bakıyorum naibül fail yerine gelen kelime ne? Es-sahifete müennes. Ama bakıyorum ennâs kelimesi burada müzekker olduğu için fiil müzekker gelmişti. Şimdi ennâsu yerine gelecek es-sahife kelimesi müennes olduğu için fiili yübâ'u değil de ne yapacağım? Tübâ'u yapacağım ki naibül faile uygun olsun. Tübâ'u satılır, es-sahifetü gazete satılır. Peki arkadaşlar, naibül fail sadece müfret olarak mı gelir? Hayır, tesni olarak da gelir. Bakın, kara'e okudu. Kara'e okudu. Kim? Ben okudum. Fail burada ne? Ene zamiri, ben okudum. Neyi? Bakın neyi? Kitabeyni. Tesniyelerde hatırlayın. Raf halinde elifle nasb veya cer konumunda olduğunda cümlede ye ile geliyor. Yani kitabeyni. Şuradaki ye nedir arkadaşlar? Bunun fetha konumunda yani mensup konumunda olduğunu gösteriyordu değil mi? Eynideki şu ye. Şimdi diyeceğim ki kitap, iki kitap okundu. Bakın, kitabeyni kelimesi mef'ulken neye dönecek? Naibül
faile dönecek. Yani failin vekili olacak. Peki tesniyeler raf halinde yani fail olduğunda eyni şeklinde mi ani şeklinde mi yazılır? Tabii ki ani şeklinde yazılır. O zaman ne olacak? Kurye okundu, kitabani iki kitap okundu. Fehime anladı et talib öğrenci el mevdu'a konuyu anladı. Fühim el mevdu'u konu anlaşıldı. Zükira andı el veziru bakan el mühendisine mühendisleri kimi andı? Bakın arkadaşlar zekara fiil zekara andı fiil el veziru bakan fail el mühendisine mef'ul. Bakın arkadaşlar cemi müzekkerler raf halinde vavla gelir. Nasb ve cer halinde ye ile gelir. Burada bakan andı. Kimi? Şurası nedir arkadaşlar? Cümlenin el mühendisine mef'ulüdür. Mef'ul konumunda cemi müzekkerler ye ile gelir. Merfu konumunda vav ile gelir. Şimdi zükire anıldı bakın. Kim anıldı? El mühendisine mef'ul olan kelime neyin yerine geçti? Naibül fail. Naibül fail yerine geçince failin cemi müzekker isimlerin fail durumunda olduğunda yani merfu konumunda olduğunda vavla yazıldığını söylemiştik. O zaman iğne şeklindeki şuradaki ye neye dönüşecek arkadaşlar? Vava dönüşecek. Naibül fail olduğu için. Yukarıda meful olduğu için mühendisine, aşağıdaki örnekte naibül fail olduğu için mühendisune olur arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir sebeple bazen korku sebebiyle bazen gerçekten işte gerçek özneyi söylemekten çekinilmesi durumunda veya başka sebeplerden gerçek özne cümlede belirtilmek istendiğinde şöyle düzeltelim. Cümlede naibül fail var ama cümlenin gerçek öznesi de arkadaşlar söylenmek istiyoruz. Söylemek istiyoruz. Biz normalde bazen gerçekten gerçek özneyi biliriz ama söylemeyiz korkumuzdan, endişelerimizden, başka sebeplerden. Ama diyelim ki biz hem sözlü özneyi cümlede kullanmak istiyoruz hem de yani meçhul bir fiille cümleyi kurmuşuz ama gerçek özneyi de yani gerçek faili de cümlede belirtmek istiyoruz. Bu durumda gerçek failimizin başına min kıbeli tarafından anlamına gelen min kıbeli ifadesini başına getirerek gerçek öznemizi de zikredebiliriz arkadaşlar. Örnek ketebe yazdı. Kim? Ahmed. Fail neyi? Ceridaten bir dergiyi. Mef'ul arkadaşlar. Kütibet yazıldı. Bakın Ahmet ortadan kalktığı için ceride ben bunu risale yazmışım aşağıda mektup yazmışım fark etmez. Risale kelimesi müennes olduğu için bakın fiilim ne oldu? Müennes oldu. Yazıldı ne? Mektup yazıldı. Bakın bu sefer gerçek öznemi de cümlede belirtmek istiyorum. Ne geldi? Min kıbeli Ahmet. Yani şuradaki gerçek öznemi de belirtiyorum. Ahmet tarafından bir dergi veya bir mektup yazıldı. Arkadaşlar Ahmet kelimesi neden üstün olmuş? Min kıbeli kelimesinden sonra arkadaşlar zarftan sonra mecrur olur. Ahmet kelimesi fiil vezninde gayrimusarif olduğu için cer halini ne olarak almış? Fetha olarak almış. Mesela keserat kırdı. El fetatu genç kız. El fincane fincanı kırdı. Arkadaşlar genç kızı atladım, attım. Bakın küsira oldu. Niye? Çünkü fincan kelimesi naibül faildir. Naibül fail fincan müzekker olduğu için fiilde müzekker olmuştur. Küsiral fincanu fincan kırıldı. Bakın min kıbeli tarafından
El fetati genç kız tarafından. El fetati cer olmuş. Çünkü kıbeli ifadesinden sonra gelmiş arkadaşlar. Evet. Bunu da böylelikle anlatmış olalım. Arkadaşlar naibül faili de naibül failin cümledeki mef'ulün cinsiyetinin failin cinsiyetiyle farklı olduğu durumlarda naibül failin cümlenin fiilini kendisine uydurarak eğer fail müzekkerdi, naibül fail o yerine geçen kelime müennes idiyse fiil müennese dönüşür. Buna dikkat edelim veya fiilimi naibül fail diyelim ki yerine geçen kelime müzekker ama gerçek öznemiz müennesli arkadaşlar. O zaman gerçek öznemiz ortadan kalktığında yerine geçecek olan naibül fail müzekker olduğu için fiili de müzekker yaparız. Bu değişimlere dikkat edelim. Arkadaşlar inşallah istifade ederseniz videolardan istifade ettikçe de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Rabbim hepinize kolaylıklar versin. Fi emanillah ilel lika.